Arkadaşlar şimdi mesela bununla ilgili hangi konuya bakalım? Mesela karmaşık sayıya bakalım. Karmaşık sayı i eşittir kök içinde eksi bir olmak üzere toplam sembolü k eşittir. Mesela 7'den başlatalım. 43'e kadar götürelim. İ üzeri k'nın sonucu nedir? Evet arkadaşlar, karmaşık sayılarda İ'nin kuvvetlerini hatırlıyorsunuz. Kuvveti 4'e bölüyorduk, kalana bakıyorduk arkadaşlar. Kalanları da şöyle bir hatırlayalım. İ'nin sıfırıncı kuvveti kalırsa kuvveti 4'e böldüğüm zaman bu 1'di. İ'nin birinci kuvveti i'di. İ'nin karesi, bakın bunun karesini aldığınız zaman eksi 1. İ'nin küpü de arkadaşlar, kareyle kendisini i'yi çarparsanız i ile eksi 1'in çarpımı eksi i getiriyordu. Şimdi arkadaşlar k'ya çözüm için 7'den değer vermeye başlıyoruz. 7 verdiğimiz zaman i üzeri 7, i üzeri 8, i üzeri 9, i üzeri 10, i üzeri 11, ta ki nereye kadar? I üzeri 43'e kadar gidecek. Şimdi i üzeri 7, kuvveti 4'e böldünüz. Kalan 3 olduğu için arkadaşlar, kalan 3'te de ne geliyordu cevap? Eksi i geliyordu. 4'ü böldü, 8'i böldünüz 4'e. Arkadaşlar 8'i 4'e böldüğünüz zaman kalan 0, dolayısıyla cevap 1. 9'u 4'e böldünüz, kalan 1. Dolayısıyla 1'de de i geliyormuş bakın. Kuvveti 4'e böldünüz, kalan 2 kalanı verdiği zaman da eksi 1 yapıyormuş. Artı i ile eksi i birbirini götürdü. Artı 1 ile de eksi 1 götürdü. Ne oldu arkadaşlar? Sıfırlandı. Nerede sıfırlandı? 10'da. Bir sonrakinde nerede sıfırlanacak? 11, 12, 13, 14. 14'te sıfırlanacak. Bir sonrakinde de 18'e sıfırlanacak. Arkadaşlar biz biliyoruz ki karmaşık sayılarda sanal birim yani i'nin kuvvetleri her 4'te bir bu şekilde toplandığında sıfırlanıyordu. Bir sonrakinde 22, 26, 32, 30, 34, 38 ve 42'de arkadaşlar ne olacak bunlar? Sıfır olacak. Burada sıfırlandı. Geriye ne kaldı arkadaşlar sadece? İ üzeri 43. 43'ü de 4'e böldüğünüz zaman sadece 3 kalanını verir. O da bize cevabımız eksi i olarak elde edilecektir. Karmaşık sayılarla ilgili sorumuzu çözdük arkadaşlar. Mesela logaritma ile ilgili bir soru çözmeye çalışalım. K eşittir 1'den 63'e kadar logaritma 2 tabanında ya da evet 1 artı 1 bölü K şeklinde bir soru soralım. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun çözümü için şöyle bir uygulama başlatalım. Önce logaritmanın içini düzenleyelim arkadaşlar. 1'den 63'e kadar logaritma 2 tabanında payda eşit dediğimiz zaman k artı 1 bölü k şeklinde elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar k'nın yerine 1 yazdık. Logaritma 2 tabanında 2 bölü 1 çıktı. Artı logaritma 2 tabanında k'nın yerine 2 yazdık. 2 yazdığımız zaman 3 bölü 2. Logaritma 2 tabanında k'nın yerine 3 yazacağız. 3 yazdığımız zaman 4 bölü 3 artı nokta 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 logaritma 2 tabanında en son 63 yazacakmışız. 64 bölü 63'e kadar bunlar gidecek. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey logaritma 2 tabanında tabanları aynı olan logaritmaları tek bir logaritma altına çarparak yazabiliyordunuz. 2 bölü 1 yani 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 4 ta ki nereye kadar? 64 bölü 63'e kadar bunlar gidecek. Dikkat ederseniz 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar gidecek arkadaşlar. Elimizde sadece logaritma 2 tabanında 64 kalacak bakın 64 bölü 1'den. Bu da logaritma 2 tabanında 64 ve 2'nin 6. kuvveti olduğunu biliyorduk. Şuradaki arkadaşı ön tarafa indirdiğimiz zaman 2 tabanda 2 1 yapar. 6 ile de çarpıldığı zaman bu sorunun cevabı da 6 elde ediliyordu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar logaritma ile ilgili yaptık. Trigonometri ile ilgili bir tane yapalım. Trigonometrik de yapalım. Yani buradaki sadece logaritma toplam sembolün mantığını devreye sokmaya çalışıyoruz. K eşittir arkadaşlar şöyle. 1'den 17'ye kadar mesela kosinüs kare 5K şeklinde bir soru çözelim. Kosinüs kare 5K. Şimdi çözüm için şunu yapıyorum. Çözüm için. Arkadaşlar k'nın yerine 1 yazıyorum. Dolayısıyla kosinüs kare 5
Kosinüs kare 2 yazarsam 10. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Kosinüs kare mesela 8 yazalım 40. Bir sonrakinde 9 yazalım. Kosinüs kare 45 arkadaşlar. Bir sonrakinde mesela 10 yazalım. 10 yazarsak kosinüs kare 50. Devam ediyorum arkadaşlar. Sığmadığı için terse döndüm. 16 yazarsam kosinüs kare 80 ve en son 17 yazarsam kosinüs kare 85 şekline getirdim. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Biz bunları toplayacağız zaten. Hepsinin arasında toplama var. Bu şekilde devam ettirdim ben. Arkadaşlar kosinüs mesela 85. Biliyoruz ki birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların kosinüsleri birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşittir. Dolayısıyla ben şunu yerine aslında ne yazabilirim? Sinüs 5 yazabilirim. Karesi olduğu için sin kare 5. Kos kare 40'ın yerine ne yazabilirim? Sin kare 10. Bu şekilde devam ediyorum. Mesela kosinüs 50'nin yerine ne yazabilirim? Sin kare 40 yazabilirim. Arkadaşlar bakın. Kos kare 5 ile sin kare 5'in toplamı 1. Kos kare 10 ile sin kare 10'un toplamı 1. Bu arada 15'lerin toplamı 1. 20'lerin toplamı 1. Böyle devam ediyor. En son kos kare 40 ile sin kare 40'ın toplamı da 1. En son elimizde bir de kos kare 45 diye bir ifade kaldı. Peki kaç tane 1 var burada? Arkadaşlar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye sayarsanız 8 tane burada 1 var. Şurası 8 tane 1, 8 tane 1 artı. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2 idi. Karesini alırsanız 2 bölü 4'ten o da 1 bölü 2 gelecektir. Paydaştırdığınız zaman 17 bölü 2 sonucuna da ulaşırsınız. Arkadaşlar logaritmalı yaptık, fonksiyon yaptık, ikinci dereceden denklem yaptık. Yani genelde bu şekilde ifade etmiş olduk. Mesela polinom tipi bir tane yapalım. Toplam sembolü k eşittir 1'den n'e kadar k kare artı 2k eksi 5 şeklinde bir ifade verilmiş. Onda a n küp artı b n kare b çarpı n kare artı c çarpı n artı d şeklinde vermiş. İse a artı b artı c artı d'nin toplamı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bir kere A artı B artı C artı D. Bu sağ tarafa bir dikkat edin. A n kare artı A n küp artı B n kare artı C n artı D şeklinde verilmiş. Burada şuna dikkat ediyoruz. Buradaki A artı B artı C artı D buradaki ifadelerin katsayıları ve bize bu katsayıların toplamını sormuş. Polinomlarda şunu biliyoruz biz. Polinomun katsayıları toplamını bulmak için n yerine 1 yazılıyordu ya da x'in yerine 1 yazıyorduk. Dolayısıyla ben burada n yerine 1 yazarsam a artı b artı c artı d'yi elde ederim. Dolayısıyla burada sorunun çözümünde arkadaşlar n yerine 1 yazıyoruz. N eşittir 1 için toplam sembolü k eşittir 1'den n yerine 1 yazarsanız 1'e kadar k kare artı 2k eksi 5 eşittir a çarpı 1'in küpü 1 artı b artı c artı d gelecek. Bu ne demek arkadaşlar 1'den 1'e kadar? K'nın yerine sadece 1 yaz. K'nın yerine 1 yazarsak 1'in karesi 1, 2 daha 3, 5 çıkartırsak eksi 2 eşittir. A artı B artı C artı D'yi de elde etmiş oluruz. Evet polinom tipinde de yazdık arkadaşlar. Gelelim rasyonel ifadelerle ilgili soru yazmaya. Bir tane de rasyonel, bir iki tane rasyonel yapalım. Evet kesirli ifadelerle ilgili. Arkadaşlar şöyle bir soru sorsun bize. Toplam sembolü k eşittir mesela 2'den 13'e kadar 1 bölü k kare artı 2k. 2k demesin, 3k desin. 3k artı 2. Bunu nasıl bulabiliriz? Şimdi arkadaşlar burada bir şeye dikkat edin. Burada paydadaki ifade çarpanlarına ayrılabiliyor. K'ya k, burası da artı 2'ye artı 1. Yani ben bunu aslında şöyle yazabilirim. K eşittir 2'den 13'e kadar 1 bölü k artı 2 çarpı k artı 1 şeklinde yazabilirim. Şimdi ya da 1'e 2'yi ön tarafa yazabilirsiniz. Şimdi bunun çözümünde aslında şöyle. K'nın yerine 2 yazdınız. Burası 3 çarpı 4 yapacak. Yani 1 bölü 3 çarpı 4 artı 1 bölü. K'nın yerine 3 yazarsanız 4 çarpı 5 artı 1 bölü 5 çarpı 6 artı 1 bölü 6 çarpı 7 diye gidiyor arkadaşlar. Bakın böyle giden bir sistemi nasıl çözersiniz? Özellikle
Rasyonel sayılarda da bu karşınıza gelecek. Rasyonel sayılarda. Arkadaşlar bakın şimdi. 1 bölü k artı 1 çarpı k artı 2 nasıl yazabilirim ben? Şu 1'in yerine k artı 2 eksi k artı 1 yazıyorum. Bakın alttaki çarpanlar nasıl ki fark 1 olduğu için, üstteki ifadede 1 olduğu için buna hakkım var. Alt tarafa da k artı 1 çarpı k artı 2 şeklinde getiriyorum. Bakın şu 1'in yerine alttaki çarpanların farkı olarak yazdım. Şimdi polinom kalp bölmesi yapacak olursak arkadaşlar, yani önce şu kısmını dikkate alacak olursak işin, şu kısmını. K artı 2'ler gidecek arkadaşlar, bakın çarpanlar gidecek. 1 bölü k artı 1 kalacak. Eksi. Şu kısmını da dikkate alırsanız sonradan. Burada da k artı 1'ler sadeleşecek. 1 bölü k artı 2 çıkacak. Yani burada kendimize pratik bir şey çıkartabiliriz. Aralarındaki fark 1 iken, yukarısı da 1 ise 1 bölü küçük çarpan eksi 1 bölü büyük çarpan. Mesela 2 bölü k çarpı k artı 2 görelim. Aralarındaki fark 2 iken, yukarısı da 2 ise bunu şöyle yazabiliyormuşuz o zaman. 1 bölü küçük çarpan eksi 1 bölü büyük çarpan şeklinde yazabiliyormuşuz. Evet arkadaşlar, bunu 1 bölü k artı 1 eksi 1 bölü k artı 2 şeklinde yazabileceğimizi gördük. Şimdi bunu buradan silelim. Arkadaşlar yani rasyonel sayılar konusunda mat 1'deki rasyonel sayılar, TYT'deki rasyonel sayılar konusunda da bunları şu şekilde yazabiliyoruz o zaman. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Bakın 1 bölü küçük çarpan eksi 1 bölü büyük çarpan. Aynısı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Bir sonraki 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Böyle gidiyor arkadaşlar. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. Ta ki nereye kadar? En son 13 yazdığınız zaman 14 çarpı 15'e kadar. Yani 1 bölü 14 eksi 1 bölü 15'e kadar gideceksiniz. 1 bölü 4'ler, 1 bölü 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 14'lere kadar gittiniz. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 15 kaldı. Bu da 5'le genişletirsiniz arkadaşlar. 4 bölü 15 sonucunu elde edersiniz. Evet arkadaşlar, rasyonelle ilgili bir tane soru çözmüş olduk. Evet arkadaşlar, şöyle bir soruyla devam edelim. K bölü K artı 1 faktöriyel, bunu kısaca nasıl yazabiliriz? Faktöriyel ile ilgili bir soru çözelim. Şimdi arkadaşlar, K bölü K artı 1 faktöriyel. K'nın yerine 1 yazarsanız 1 bölü 2 faktöriyel artı 2 bölü 3 faktöriyel, 3 bölü 4 faktöriyel. Yani burada paydaş deme gibi bir şansımız pek yok. Peki bu güzel bir soru. Bunun çözümü nasıl olacak? Ona bakalım. Çözüm. Arkadaşlar, sağ tarafta yaptığım uygulamayı biraz benzeterek burada da devam ettirmek istiyorum. K bölü K artı 1 faktöriyeli. Yukarıya arkadaşlar 1 eklesek ve 1 çıkarsak sonuçta bir değişiklik olmayacaktır. Burada da yine arkadaşlar bakın, kalp bölmesi şeklinde yine devam ediyorum. Nasıl yani? Şurasını ayrı alıyorum arkadaşlar. Burası k artı 1 bölü k artı 1 faktöriyel eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel şeklinde. Şimdi k artı 1 faktöriyel neydi? K artı 1 çarpı k faktöriyeldi. Yani ben bunu şöyle açabilirim. Bunu kendisi çarpı onun bir düşüğünün faktöriyeli şeklinde. K artı 1'ler sadeleşince arkadaşlar burada 1 bölü k faktöriyel eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel oluştu. Arkadaşlar k'nın yerine 1 yazarak başlıyorum. 1 bölü 1 faktöriyel eksi 1 bölü 2 faktöriyel. K'nın yerine 2 yazarak devam ediyorum. 1 bölü 2 faktöriyel eksi 1 bölü 3 faktöriyel. K'nın yerine 3 yazıyorum. 1 bölü 3 faktöriyel eksi 1 bölü 4 faktöriyel, 1 bölü 4 faktöriyel eksi 1 bölü 5 faktöriyel diye bu şekilde gidiyorum ta ki 19'a kadar. 1 bölü 19 faktöriyel eksi 1 bölü 20 faktöriyel olacak şekilde yazdım. Arkadaşlar 1 bölü 2'ler gitti. 1 bölü 3 faktöriyeller, 4'ler, 5'ler çaprazlama gidecek. En son 19'lar da gidecek. 1 bölü 1 faktöriyel, zaten 1 faktöriyel yazmayanın gereği yok. 1 yapar. O zaman burası 1 eksi. Burada en sonunda da ne kaldı? 1 bölü 20 faktöriyel kaldı. Cevabımız 1 eksi 1 bölü 20 faktöriyel oldu. Arkadaşlar faktöriyel ile ilgili temel kavramlar kısmında da çok çıkan bir soru kalıbımız var. Onu da burada bir toplam sembolün içinde anlatmaya çalışalım. Mesela k eşittir 1'den 29'a kadar
çarpı k faktöriyel, bunun en sade hali nedir diye sormuş. Çok fazla karşımıza gelir. Bana sorulan sorulardan bir tanesi de budur arkadaşlar. Şöyle, bunun iki farklı yoldan ispatını yapabilirsiniz ama önce bir ne demek istediğini açalım. K'nın yerine 1 yazarsak, 1 çarpı 1 faktöriyel, 2 çarpı 2 faktöriyel, 3 çarpı 3 faktöriyel, 4 çarpı 4 faktöriyel diye en son 29 çarpı 29 faktöriyel şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, burada iki farklı ispatımız var. Bu ispatlardan bir tanesi, şu 1 faktöriyelle başladığı için buraya başlangıçtaki faktöriyelden bir tane ekliyoruz. Yani ne oluyor buraya? Bir tane 1 faktöriyel ekliyoruz. 1 faktöriyel ekledim. Bakın arkadaşlar, devamını yazıyorum. 1 çarpı 1 faktöriyel, 2 çarpı 2 faktöriyel, 3 çarpı 3 faktöriyel, 4 çarpı 4 faktöriyel, bu şekilde gidiyor. En son 29 çarpı 29 faktöriyel eksi baştaki eklediğimiz sayıyı çıkartalım. Eksi 1 faktöriyeli de çıkartalım. Şimdi baştaki neyle başlıyorsa onu ekleyip en son onu çıkartacağız. Arkadaşlar şuraya bir bakalım şimdi. Bir tane 1 faktöriyel burada var. Bir tane 1 faktöriyel de burada var. Burası ne oldu? 2 tane 1 faktöriyel oldu. Peki bu 2 faktöriyelin açılımı değil mi? Şimdi burasını hallettik. 2 faktöriyel. Burada ne var? 2 tane 2 faktöriyel var. Bir tane de buradan geldi. Şurası ne oldu şu an? Şu ikisi. 3 tane 2 faktöriyel oldu. Bu da kısaca 3 faktöriyel yapmaz mı? Burası ne oldu şimdi? 3 tane 3 faktöriyel vardı. Bir tane de buradan geldi. 4 tane 3 faktöriyel. Bu da kısaca 4 faktöriyel yapmaz mı? Şu ikisine bakalım. Arkadaşlar bir tane 4 faktöriyel buradan, 4 tane de buradan. Kısaca 5 tane 4 faktöriyel. Bu da direkt 5 faktöriyelin açılımıdır. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bu 1 faktöriyel eklediğim zaman ikişer ikişer paketlediğim zaman bunlar hep büyüyerek bir sonraki faktöriyel ulaşıyor. En son bunlar devam ediyor bu şekilde. Arkadaşlar bundan önce 29 faktöriyel gelecek. 29 faktöriyelle arkadaşlar, 29 faktöriyelle şuradan gelecek. 30 tane 29 faktöriyel olur. Bir tane buradan, buradan da geldi. Ne oldu burası arkadaşlar? 30 faktöriyel. En başta da eksi 1 faktöriyel zaten vardı. Cevabımız 30 faktöriyel eksi 1 faktöriyel. Eğer burası 4 ile başlasaydı eksi 4 faktöriyel diyecektik. O zaman arkadaşlar bakın, k'nın yerine 1 yazarsanız 1 çarpı 1 faktöriyel, 2 çarpı 2 faktöriyel, yani kendisiyle faktöriyelin çarpımı en son 29'a kadar gitmişti. 29 çarpı 29 faktöriyel. O zaman burada kendimize bir kural çıkartıyoruz. Böyle bir sistem gördüğünüzde, temel kavramlarda da olsun, toplam sembolünde de olsun, sondaki sayının bir fazlası faktöriyeli, eksi baştaki sayının faktöriyeli şeklinde bir pratik kural elde edebilirsiniz. Ben burada yöntemini anlatmış oldum size. İspatını vermiş oldum. Evet arkadaşlar. Toplam sembolle ilgili arkadaşlar genelde bahsedeceğim şeyler bunlardı. Bir iki tane daha araya örnek sıkıştıralım. Mesela toplam sembolü k eşittir eksi 5'ten artı 5'e kadar, mesela ne diyebiliriz? Şöyle bir örnek yapalım. K küp eksi 3k artı 1 nedir? Mesela bunu çözmek isteyelim. Bunu çözmek için nasıl yapacağız? Ona bir bakalım. Arkadaşlar şimdi toplam sembolü bir kere şöyle bir özellik anlatalım önce. Toplam sembolünde k eşittir mesela 1'den n'e kadar ak artı ya da eksi bk, yani iki ayrı kuralı. Sonuçta ayrı ayrı toplayabilirsiniz. 1'den n'e kadar ak artı ya da eksi, toplam sonu 1'den n'e kadar bk şeklinde. Yani iki ayrı kuralı, k'ya bağlı İki farklı kuralı ayrı ayrı toplama yapabilirsiniz. Örneğin 1'den 10'a kadar k küp artı 3k kare artı 4'ü. Arkadaşlar bakın, burada şunu yapma hakkınız var. 1'den 10'a kadar k küpü ayrı bir yerde toplamak, küpleri. Sonra 1'den 10'a kadar 3k kareyi ayrı bir yerde toplamak ve k eşittir 1'den 10'a kadar 4'ü ayrı bir yerde toplama hakkınız saklıdır arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı yapabilirsiniz. Yani her bir k'ya bağlı kuralı kendi içinde yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Sonra başka bir şey daha bakalım. Arkadaşlar k eşittir 1'den mesela n'e kadar sabit sayılar arkadaşlar. Sabit sayı.
Yani içinde K yok. Bunu nasıl toplayacağız? K'nın yerine 1 yazdığınız zaman C çıkıyor. 2 yazdığınız zaman C. 3 yazdığınız zaman C. Yani burada her seferinde aynı sabit sayıyı elde ediyorsunuz. Kaç tane var peki burada? N tane. O zaman kısaca burası N çarpı C olur. Bu N neydi? Terim sayısı. İyi de hocam her zaman alt taraf 1'den başlamıyordu. Bazen farklı bir sayıdan başlıyordu. O zaman şöyle yapıyoruz. Son terim eksi ilk terim artı 1 çarpı C. Yani şurası ne bizim için? Terim sayısı diyoruz. Nasıl yani hocam? Şöyle bir örnek yapalım. Mesela 1'den 20'ye kadar 3. Bu kısaca 20 çarpı 3'tür. Yani 60'tır. Toplam sembolü K eşittir. 1'den 29'a kadar 2 diyelim. Mesela burası da 29 çarpı 2'den arkadaşlar 58 yapar. Bazen burası dediğim gibi eksi 5, eksi 4'ten başlar 11'e kadar. Mesela buraya da 5 yazalım. Arkadaşlar kuralımız şu. Son terim 11. Bakın son terimden ilk terim yani üst sınırdan alt sınırı çıkartıp 1 ekleyeceğiz. Yani 11'den eksi 4'ü çıkartıp 1 ekliyoruz ve bunu 5 ile çarpıyoruz. Şurası 16 çarpı 5'ten 80 sonucuna ulaşır. Evet arkadaşlar bir de son bir kural daha. Şöyle de anlatabiliriz. Toplam sembolü K eşittir 1'den N'e kadar C çarpı AK diyelim. Yani bu içteki katsayı dışarı atıp şöyle hesap yapabilirsiniz. 1'den N'e kadar AK. Yani toplam sembolünü her seferinde mesela buradaki gibi 3K kare vardı. Buradaki 3'ü her seferinde toplamak yerine 3 parantezini alıyoruz. Dolayısıyla o parantezin dışına atmış oluyoruz. Şimdi buraya geldik. Eksi 5'ten 5'e kadar K küp. Arkadaşlar buradaki Kur'an ne anlatıyordu bize? Her bir terimi ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Peki her birine ayrı ayrı bakabiliyormuşuz buradaki kurala göre. Eksi 5'ten 5'e kadar K küp. Ne demek bu? Küplerini topla. Eksi 5'in küpü ile artı 5'in küpü birbirinin zıt işaretisi olacağı için toplandığında sıfırlanır. Eksi 4 ile artı 4 birbirinin zıt işaretisi çıktığı için küpleri toplanınca sıfırlanır. Eksi 3 ile artı 3 birbirinin zıt işaretisi olduğu için toplanınca sıfırlanır şeklinde gidecek. Yani arkadaşlar şurası ne çıkacak? Sıfır çıkacak. O zaman kuvveti tek olan sayıların küpleri yani daha doğrusu kuvvetleri tek olan sayıların kuvvetlerini alırken zıt işaretli olanlar zaten birbirini götürüyor. O zaman şu da arkadaşlar aynı mantıktan birbirini götürecek. Dolayısıyla elimizde en son şöyle bir şey çıkacak. Toplam sembolü K eşittir eksi 5'ten 5'e kadar 1 çıkacak. Bunun cevabı da arkadaşlar şu. Eksi 5'ten 5'e kadar şuradaki formüle bakarsanız üstteki sınır eksi alttaki sınır artı 1. 11 tane bakın 5 negatif var 5 de pozitif var 10 bir de 0 vardı 11 tane tam sayı var. Dolayısıyla 11 çarpı kuralımız 1. Yani 11 olacak. Evet bunun aynısını arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirdim. Toplam sembolü K eşittir. Eksi 9'dan 10'a kadar K üzeri 3 artı K artı 2. Mesela bunun sonucunu hesaplamaya çalışalım. Şimdi sayın arkadaşlar, eksi 9'dan 10'a kadar toplayacağız. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Eksi 9'dan 9'a kadar olan kısım yukarıdaki örneğe bakarsanız sıfırlanıyordu. O zaman burada elimizde sadece 10'un küpü kalır. 10'un küpünü aldınız. O da 1000 yaptı. Artı. Eksi 9'dan artı 9'a kadar bütün k'lar, eksi 9 artı 9, eksi 8 artı 8 birbirini götürür. Kuvveti tek olanlar zıt işaretli olduğunda sınırlar birbirini götürüyordu. Sadece 10 kaldı. Bir de burada 2 var arkadaşlar. Şimdi bu 2'yi hesaplarken şuradaki kurala göre hesaplayacaksınız. Son terim eksi ilk terim artı 1. 10'dan eksi 9 çıkartırsanız 19 artı 1'den 20 çarpı terimimiz buradaki sabit sayımız 2 olduğu için cevabımız 1040 bir 10 da buradan geldi. 1050 sonucuna ulaşacaktır. Evet arkadaşlar genel itibariyle toplam sembolünü tanıtmış olduk. Bir sonraki konumuzda diziler kısmına başlangıç yapacağız.